aşağı inelim mi İrmak'a? How is it going? Şimdi iki kısım var aslında bu konuyla ilgili olarak. Bir tabletlerden, yazılı belgelerden öğrendiklerimiz, bir de arkeolojik buluntulardan öğrendiklerimiz var. Bunlar tabii 4000 yıl öncesi ama 5000 yıl öncesine kadar giden arkeolojik buluntular daha erken döneme de gidiyor. Yani yazıdan önceki dönemlerde de bizim bu konuyla ilgili ipuçlarımız var. Şöyle söyleyebiliriz, aslında burası Kayseri. Yani bugün Kayseri toprağında olan bitki, buğday, arpa, mercimek, soğan, sarımsak gibi, hani burada şu anda ne yetişiyorsa 5000 yıl önce de benzer, 4000 yıl önce de benzer bitkiler yetiştiriliyordu. Bu insanlar burada gayet doğal olarak tarım yapıyordu. Ekmeğini yapacak buğdayı üretiyordu, arpayı üretiyordu. Hayvanlarına verecek yaldan öte kendi ihtiyaçları için de bir sürü bitkiyi üretebiliyorlardı. Tarım anlamında burada biz onu da öğreniyoruz yazılı belgelerden. Sulak alanların fiyatının daha pahalı olduğunu, içinde para geçtiği için öğreniyoruz ama bunları. Pınarbaşı'nda ya da suyun kenarındaki tarlanın fiyatını biliyoruz daha yüksek diğerlerinden. Aynı şekilde burada insanların bahçecilik kültürü, bizim Kayseri'de meşhurdur bağ kültürü. Herkesin bir bağı vardır Kayseri'de. O zaman da bu insanların gerçekten bir bağ kültürüne sahip olduğunu da öğreniyoruz. Bağ derken üzüm bağı da var, sebze ya da meyve bağı da var. Şimdi bütün bunları rahatlıkla biliyoruz ve bunlardan gayet doğal olarak aynen bugün üzümden ne elde ediliyorsa o zaman da bunların elde edildiğini biliyoruz. Ciddi anlamda da bunun ticaretinin de yapıldığını biliyoruz. Zaten ticareti yapıldığı için bunlar o çivi yazılı tabletlere yazılmış. Diğer taraftan gayet doğal olarak keçi, koyun, domuz, inek gibi hayvanların beslendiğini, bunların zaman zaman fiyatların arttığından şikayetçi olduklarını, zaman zaman fiyatların düştüğünü, bazı hallerde de belli ürünlere yönelik talebin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla aşağı yukarı Orta Anadolu'da bugün hani ekilen bazı modern bitkiler dışında, yani Amerika'dan Türkiye'ye, Anadolu'ya ya da Avrupa'ya getirilmiş bitkiler dışında hemen hemen bütün bitkilerin burada var olduğunu biliyoruz. Ama bazı şeyler var ki, bazı mesela hayvan etlerinin bazıları pahalı. Yani av hayvanı gibi bazı hayvanların etlerinin pahalı. Diğerlerinin yani çok öyle problem yaratacak miktarda bir şikayet gelmediğini biliyoruz. Bu artı bunlardan, bu hayvanlardan, besledikleri hayvanlardan süt ürünleri elde ettiklerini de biliyoruz. Tabii derisini kullanıyor, onu zaten her zaman bugün bile yapılan bir şey. Hani hiçbir hayvanın hiçbir parçası atılmaz zaten. Artı böyle lüks malzeme diyebileceğimiz ya da lüks yiyecek diyeceğimiz bazı şeyler de görebiliyoruz. Örneğin tüccarların seyahatleri sırasında yanlarına aldığı ya da karşı tarafa götürdüğü bazı ürünler var. Yani Kültepe menşeili ya da bizim Kayseri menşeili bazı ürünlere de rastlıyoruz. Örnek olarak kurutulmuş, dilimlenmiş et. Kutular halinde
yolcunun yanında götürdüğü yiyeceklerden. Bu bize neyi anımsatıyor? Doğrudan bizim Kayseri'nin pastırmasını anımsatıyor ki çok da makul bir şey. Yani uzun yola çıkan insanların ki tüccarlar düşünün o zaman bir ay, bir buçuk aylık yola çıkacak hani kervanlarla düşünün. Yanlarında yiyecek götürmesi kadar doğal bir şey yok. Artı az önce bahsettim süt ürünleri. Kaniş peyniri de var. Kaniş peyniri de meşhur. Yani Kürtepe peyniri de meşhur. Onlar da yine aynı şekilde o işte besledikleri hayvanlardan elde ettikleri ürünler demek ki yani ciddi anlamda da bu tür belki bunlar hani o dönem için lüks olsa ya da bugün normal olsa bile o dönem için lüks üretim bunlar. Dolayısıyla bunların ticaretin de yapıldığını ve tüketildiğini de biliyoruz. Ama herhalde ucuz olmasa gerek ki bugün de pastırmanın fiyatı yani normal etten muhakkak pahalı olması gerekiyor ki bu da son derece normal. Yani günümüzden 4000 yıl önce de bu bölgede pastırma üretilip yolcu yanında çıkınca yanında ya da hediye olarak vesaire evet, götürüldü. Ki 5000 yani şey bunu tabii biz şeyini bilmiyoruz. Daha öncesinde de olmuş olması çok muhtemeldir. Çünkü yani gayet doğal uzun yola çıkan insanlar yanlarında bu tür yiyeceklerini nasıl peksimet götürüyorsa nasıl işte diğer böyle atıştırmalık bir şey götürüyorsa ki bu tür etleri böyle kurutup götürmek en kolay yöntemi. Ha belki sadece bizim pastırmadan eksiği belki çemeni var mıydı yok muydu onu da bilmiyoruz açıkçası.